kadılar müftüler fetva yazsa da, işte kement, işte boynum assa da, işte hançer, işte kellem kesse de, dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Bu şiarla Türk askerinin, Türk polisinin, Türk devletinin başına değil, Johnny'lerin başına çuval geçiren TGB Genel Başkanımız İlker Yücel güzel alkışlarınızla geliyor. Pazar başı bu ne? Pazar kardeşim. Hesap kitap yoktur. Soyan soyana. Gözler yaşlı. Çukurova'nın yiğitleri, hep birlikte, hep birlikte aykıralım. Hep birlikte. Atatürk gençliği görev başında. Biz TGB'liler çok seviyoruz slogan atmayı. Bir iki slogan atmadan konuşmaya geçemiyoruz. Bir çuvalı da hatırlatalım. Çuvalı geçirdik denize de dökeriz. Değerli vatanseverler, değerli Atatürkçüler, değerli yurtseverler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Ben çok kısa, çok kısa bazı mesajları size iletmek istiyorum. Sayın Başkan, bu mitingin düzenlenmesinde ciddi emeği olan Bülent Başkanımız, Aydın Vekilimiz, Genel Başkan Yardımcısı, acil adalet dediğinde benim aklıma nedense ilk olarak şu geldi. Hizbullahçıları bu rejim bırakır, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hapseder. Bu rejimin karakterini anlamamız için, siyasi iktidarın yapmak istediğini anlayabilmemiz için en somut örnek budur. Bu rejim Hizbullahçıları bırakır, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hapseder. Bu rejim beyinlerini toplasak, şuradaki kuşlara taksak, kuşların ters uçacağı, çapsız aydınları ön plana koyar, o çapsız aydınları her gün televizyondan izletir ama Sayın Fatih İlmoğlu'nu ölüme terk eder. Bu rejimin adaleti budur. O yüzden Fatih hocamıza buradan hep birlikte bir selam gönderelim, ıslıklarla, alkışlarımızla birlikte. Onların adaleti sahte CD'dir. Onların adaleti gizli tanıktır. Onların adaleti sahte belgelerdir. Biz kendimizden biliyoruz. Biliyorsunuz, balyoz darbe palavrasıyla birçok askerimizi tutukladılar. Sahte belge olduğunu nereden biliyoruz kendimizden? Sözümüz ona 2003'te düzenlenmiş o darbe planı. Türkiye Gençlik Birliği'ni arıyor onun içinde. TGB 2006 yılında kuruldu. 2006 yılında kurulan Türkiye Gençlik Birliği'ni 2003'teki sahte belgelerin içerisine koymuşlar. İşte bunların adaleti sahte belgelerdir. Demedi mi Burhan Kuzu? Bana ne ulan? Ulan kelimesi onlara ait. Bizim siyasal kültürümüzde böyle hakaretler yoktur. Ama şunu söyleyelim. Burhan Kuzu demedi mi? Bana ne ulan? Savcıya söyleyin, götürsün atsın. İşte onların adaleti bu. Onlar savcıya söyler, sonra götürürler hapse atarlar. Değerli dostlar, buradan onların adaletini göz önüne sermek bakımından çarpıcı bir örnek daha. Polisleri aşağılamadılar mı? O bir tane yaramaz milletvekili çocuğunun önüne dizmediler mi bütün polisleri? İşte onların adaleti budur. O polisi de aşağılar. Onların adaleti kendisinden başka kimseye yaşam hakkı tanımaz. Değerli dostlar, siz AKP'den insan hakları bekliyor musunuz? Demokrasi bekliyor musunuz? Hem demokrasi hem insan hakları, ama AKP'den biz şu anda eğer bunları beklemiyorsak,
O zaman mücadeleyi ortaklaştırma zamanı gelmiştir. Birleştirme zamanı gelmiştir. Bir yandan da şunu da açıkça söylemek gerekiyor. Değerli dostlar, siz sıcak parayla yönetilen bir ülkenin demokratik olabileceğine inanıyor musunuz? Siz şeyhlerin, şıhların, müritlerin iktidar olduğu bir ülkede demokrasi olacağına inanıyor musunuz? Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanının Türkiye'ye demokrasi getireceğine inanıyor musunuz? O zaman şunu açıkça söyleyelim. Atatürk'te birleşelim. Atatürk'te birleşme zamanı geldi. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli yöneticilerinin söylediği gibi ortak irade, ortak kararlılık, ortak vurgularla hareket etmemiz gerekmektedir. Atatürk'te birleşmeye evet mi? Birleşelim mi Atatürk'te? Herkesi birleştirelim mi Atatürk'te? Değerli dostlar, eğer Atatürk'te birleştireceksek şunu söyleyelim. Kürdümüzü Amerika'ya barzaniye teslim etmeyelim. Emekçilerimizi yalnız bırakmayalım. Nerede bir emekçi hareketi varsa yanlarına koşalım. Tekel işçileri, Şişecam işçileri, Sümarbank işçileri nerede varsa yanlarına koşalım. 29 Ekim'de birleştik. Gösterdik bu iradeyi. Böyle ayrı ayrıydık. 29 Ekim'de birleştik ve yumruk haline geldik. Yumruk olduk. Karşımızda barikatlar dayandı mı? Biber gazları dayandı mı? O yüzden biz birleşirsek, yani vatanseverler, devrimciler, Atatürkçüler birleşirse dünyayı yerinden oynatırız değerli dostlar. Şimdi onun zamanı gelmektedir. Gençlik tarih sahnesine çıkıyor. Gençlik tarih sahnesine çıkıyorsa o zaman önemli değişikliklerin zamanı gelmiş demektir. Biz gençler, sizlerin, vatanseverlerin, Atatürkçülerin ortak iradesinin emrine girmeye, onun süvari kuvveti olmaya hazırız. Yolumuz açık olsun, canımız feda olsun.